dikleştirmeyi tek başına memeyi dikleştirerek ya da meme protezi de uygulayarak bir arada gerçekleştirebiliyoruz. Genel anestezi altında bu operasyonu gerçekleştiriyoruz ama bunu gerçekleştirmeden önceki en önemli aşamamız şu: ameliyat öncesinde hastamızda memeyi işaretleme yapıyoruz. Nerelerden keseceğiz, ne kadar keseceğiz, bunun bir planlaması gerçekleştiriliyor ve ondan sonra ameliyatımıza başlıyoruz. Ameliyat sırasında bu bölgeye lokal anestezi yaptıktan sonra planlı kesilerimizi gerçekleştirip memede yeterli dikleştirmeyi sağlıyoruz. Bundan sonra dikişlerimizi gizli, görünmeyecek şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında ise bu dikişleri almak gerekmiyor. Ameliyattan sonra ağrımız olur diyorsanız, hayır, çok ciddi bir ağrı olmuyor. Basit ağrı kesicilerle geçebilen ağrı oluyor. Sadece ve sadece bir ay süreyle sütyen kullanıyoruz, özel bir sütyen. Çünkü memenin şeklini ilk başlarda iyileşme döneminde kontrol etmek ve korumak durumundayız. Bunun haricinde bazı olgularda diren dediğimiz içeride biriken sıvıları dışarıya çıkartacak yöntemler de kullanabilmekteyiz. Bunun herhangi bir olumsuzluğu hasta açısından söz konusu değil. Aksine olabilecek komplikasyonları önlenmesi açısından kimi zaman son derece gerekli bir girişim olarak durmakta.